Leyla ve zeminim le devrana dünyayı ve le billa zemine ye emle hayata dünyayı tederviş kirin abda ye ale mürid berdan dünyayı ve de vefa bu o şeyh ihtiyar kulil mali dünyayı hara bura bura bu aya kode ya şeyh ekra bu aya fermana şeyh said efendi nav kurdistane ebele bu Ali çume diyar Bekri Kul heyada arume eşe Ali çume veyra ale eye Rabi heyada arume eşe Çilo şeşhanin Şeyh Said Efendil peşe قرك أشيخ أمنا أزيك خل وأفرد أشيخ أزيك شوم أديار بكر خل يال أبرك أم أزيك شوم ويرا علي Rabbi ya le berçe me ye de denge ego le to pa ayan azmana le mu le me ve birin der ki et ne garede ve hakim kani melhe me ye Nimeleme evan birinde aran Cem Resul-i Ekrem Leyla azenemi eyleyem Ne dünya ayı edebillah azenemi eyleyem Ne hayata dünya ayı Ben çok biliyorum. Vefat bu Şeyh Said Efendi Halil mali dünyayı La ilahe illallah Muhammed Bu da bir arası gibi inşallah. İsmim Hüsnü, soy ismim Kartari. Gençten buraya gelmiş baba. Aslen Şinli. Tabur medi, alay medi, suvari. Onu çıkaramıyorum. Ya taburdu ya alaydı. Suvariydi. Getirdiler. Annem burada. Herhalde bu bahçenin yeri yahut utandırır yeri kuyu vardı. Kuyudan su çekiyordu. Dedim su çek ver efendiye vereyim su içsin. Benim tahminim 13-14 yaşında vardı. Annem dedi tamam. Suyu çekti bana verdi atı beyazdı efendinin. Ayaklarını atının karnının altında bağlamışlardı ayaklarını. Elleri böyle birbirine birleşmiş. Evet. Sakalı mübarek buraya gelmiş, ellerine kavuşmamış. Kafası önde. Uzun boylu, buğday telli, tesmere. Ondan evet. Sonra suyu götürdüm. Asker benden suyu aldı. Ben dedim herhalde asker diyor bu yetişmiyor, kendisi verecek. O suyu yere döktü, bizim satılı da o çakalların içerisine fırlattı. Annem dedi, bu üç oğlu deli olmuş dedi, bakracımızı kırdı. Dedim, sesini çıkarma, seni de götürürler. Yakalanmışlardı, su içirmediler. Atının ayarı, kurmancı ayardı. O geniş zengüler, onardı. Üstünde kahverengi bir aba vardı, öyle sürmalı. Bir kıvırcık pors, beyaz. Evet. Ayarın üzerine çekilmişti. Bu mazarlığın orada önce görmemiştim. Mazarlığın önünden geçtiler.
Murat'ta geçit vardı. Geçtiler ondan sonra Diyarbakır yoluna takılıkta. Diyarbakır'da da getirdim, benim bir kirben vardı, bu Kılçadır köyünden babası gitmişti Diyarbakır'a. Babasının üç tane oğlu vardı, babaları çok zengin olmuştu, Haysafer isminde. O dedi, seni götüreceğim efendi. Onları nerede atmışlar? 47 tane şeyh astılar galiba. Beni götürdü, dedi işte bak burada asmışlar. Dedi yerinde rakı fabrikasını yapmışlar. O rakı fabrikasının içerisine de girdim, dolaştım, hepsini çıktım içeri. Üzüldüm dedi, sen hiç üzülme dedi, bizim zazalar efendinin cesedini çaldılar ama nereye gömdüklerini bilmiyoruz dediler. Onu o kirvem Şükrü söyledi. O şimdi yok, ölmüş. İnsanları topladılar, evlere koydular, ateşe... Samanlıklara koyup ateşe vermişler. Ateşlediler, Ben askerdeyken 1337 doğumluyum. Babam doğru dürüst Türkçe bilmiyordu. Evet. Annem biliyordu, babam bilmiyordu. Kulası kelam, geldiler, yazdılar, bu soy isimleri, misimleri verdiler, onlar verdiler soy ismi. Kartari, ben logat kitabına da baktırdım, bir türlü manasını öğrenemedim. Kar zazaca ya kar ya tarih, karanlık. Bir netice almadım kulası kelam. İşte ben askerdeyken Kazım Erden Ay benim ön yüzbaşımdı, 6. bölükteydim. Bir gün İsmail Hakkı Talay, Tuğbay şeyli, Elazığlı, teftişe geldi. Ben 1. bölüğün 1. mangasında numara eriydim. Beni çağırdı. Üstüm başım düzgündü, terziye elbisemi yaptırmıştım. Epey bana baktı. Dedi, gençte falan kesi tanıyor musun dedi. Said Göker milletvekiliydi, siz de işitmişsin. Dedim tanıyorum. Diyarbakır'da Ali oğlu Ömer vardı, tanıyorsun dedim, tanıyorum. Ne bileyim, getirip Valer'e kavuştu dedi, Çolak Şükrü, dedim Çolak Şükrü benim dayımdır. Sandalyasından ayağa kalktı, bir daha sordu, bir daha dayım dedi, üç sefer. Dedi, eğer o senin dayınsa, ekmeğini çok yemişim, çayını, kahvesini çok içmişim. Dedim, ekmeğini yemişsin, çayını, kahvesini de içmişsin ama hepsini kapı komşularını toparlamış, eve koymuşsun, ateş atmış. Ha dedi, vallahi onları ben yakmışım. He valla itiraf ettim. Yapan yapıyor işte, ne bileyim, herif tüfeğini alıyor, dağa çıkıyor. Geliyor ya beni vuruyor ya seni vuruyor, yok yani. Halk Parti devriydi o zaman, saldırılar vardı, biz gizli derse giderdik, Kur'an dersine. Yani aşikar ders alamazdı. Asker geldikçe kaçıyorduk. Dışarıdaki işkıyaların eşyaları bizim evdeydi. Mermiler, ne bileyim, ayarlar. Babam onları götürüp bu tepeden aşağıya atıyordu. Diğerlerimiz kaçıp gidiyoruz saklanmaya. Burada saklanacak bir yer yok. Bu garipte ağaç yoksa gölgede oturaydı. Şimdi sabahleyin kalkıyorum, güneş bulamıyorum kapımın önünde. O Çaytepe dediğin bu tarafında büyük bir dere var, derenin bu tarafında bir derin yer var. Gittik oraya yerleştik. Babam da dedi, gidin dedi, bu sefer kalmış, götürüp atacağım, geleceğim. Babam gelmedi. Gelmedi, anladık, asker götürmüş efendi zamanında. Bir tabur yesir almışlardı, getirdiler, köye dağıttılar. Senin evine bir tane, benim bir tane, onun bir tane, böyle askeri dağıttılar. Kar yağıyordu, o zaman kar çok yağıyordu. Bu telgraf direkleri hemen karda kayboluyor. Şimdi o kadar yağmıyor. İşte onlar da bir daha bırakılmış, askere gitmiş, buraya gelmişler. Bu burada Hacmehmet Ali var, kaynakçı, onun dedesi Mehmet isminde. Onun evinde kalan çavuş demiş, para ver.
O da dedi, ben parayı kendim için kazanmışım. Ben de dinliyorum. Hı. Senin için, valla diyorum belki bu kapının önüydü. Hulası kelam, böyle deyince veriyor musun, vermiyorsun dedi, vermiyorum. Bir mermi sıktı, bir sepet saman koltuğundaydı. Yarısını kafasına döktü. Halit isminde birisi vardı dedi, ben Allah için şahidim, sen para için adamı vurdun. Üç sefer tekrarladı, sen şahit misin? Parmak kaldırdı dedi, Allah'a şahidim, para için adamı vurdun. Ona da sıktı. Bir samanı da onun kafasına. Burada bu Tevfik var, onun dedesi Ahmet Ballı diyorlardı. O zaman zibiller mi bilir hep bu aşağıda yükselmiş. Orada bir tüfek tabanı vurdu ona, o da yuvarlandı oradan, o aşağı getirdi birlikte. Orada baygınlık geçirdi, bayıldı orada. O da çekti gitti. İşte bu şekilde biz kaç gece orada kaldık. Babam onları da götürürler. Onun o karşısında bir çay var. Oraya götürüp diziyor yüzbaşı. Makineli de kuruyor. Yani parmak tetikte o kullanan diyor, kumpanım tetiği çekeyim diyor o kulu. Çekme diyor. Diyor niye diyor, bak bir süvari geliyor. Muhakkak bir hayırlı haberdir. At oturarak geliyor. Geliyor, kavuşuyor, selam aleyküm aleyküm. Sur emri kalkıyor ağabey. Onları kaldırıyor, diyor Cenab-ı Allah annelerini sizi Kadir gecesine doğurmuş demiş. Vallahi ben sizi tarayacaktım. Götürüyorlar Bingöl'e, o gece orada kalırlar, devleti gün bıraktılar. Biz de eve gittik, bizim evlerimizde ne kapı bırakmışlar, ne rızkımızı bırakmışlar, zahire mahire, bulgur falan hep yerlere dağıtmışlar. Yorganların yüzlerini setmişler, almışlar. Yakma olmadı bizde. Ama böyle zararlar çok oldu. Aradılar, kim bilir, para aradılar, ne aradılar. Senin yanına gelirdim, dersini veriyordum, dersini alırdım, ezberlerdim senin yanında. Kur'an'ımı önümde saklardım, gelirdim eve. Mustafa'dır, Hacı Kolos da odur, hepsi odur. Temiz bir insandı. Hacı Mustafa Kolos, Girnos'taydı. Girnos köyünde benim dayılarım vardı, demirciydiler. Şimdi o yaşlıları ölmüşler. Oğulları, torunları Solahan'a taşınmışlar, ev yapmışlar, ne bileyim, demircilik yapıyorlar. İşte o Hacı Ağa oradaydı, Gürnüslüydü. Gidiyordum, bana yegen diyordu, ben amele çalıştırıyordum yolda. Bana dedi, yegen, Hacı Mustafa. Dedim, buyur. Dedi, bizim halo da gelsin çalışsın. Ben dedim, sen latife olarak söylüyorsun yoksa gerçek. Dedi, yok yok, latife değil, valla gerçek söylüyorum. Dedim, hemen sabahleyin gelsin, başlasın. Aldım, onu da aldım, o. Yani onlar nasıl bir mücadele verdiler, sen biliyor musun? Böyle askerlerle kavgaları, çatışmaları. Yok. Onları bilmiyorsun. Bilmiyorum. Peki Yado'yu nasıl tanıyorsun? Yado ne yaptı, ne etti? Gelip gidiyor o Ülya'ya, orada asker gidiyor peşinden. Yadının mermileri bitiyor. Benim duyduğum... Nerede, hangi bölgeydi? Hülya. İşte orada vururlar. Kim vuruyor bilmiyorum. Askerler vurmuyorlar mı? Askerler vurmuyor dediklerine göre. Siviller vuruyor. Siviller vuruyor, he? Öyle diyorlar. O sivil dediğin o milis hükümet diyorlar. Yani devlet... Milis değil. Peki bu bölgede o milislerin o, yaptıkları... O havalinin insanları, o havalinin. Bu bölgede... O Ülya'nın havalileri ya. Bu orada bölgede o milisler... Onlar göğe vuruyorlar, bilmiyorum. Öyle diyorlar. Mermi bitmiş, mermi istiyor. Diyor, mermim bitmiş, diyor, ulan mermi biz sana vermeyiz, vur. Tabii hanımını da vuruyorlar değil mi? Hanımı da yanındadır. Hanım... Bir tane eşini de yanında dolaştırıyor. Vallahi hanımını bilmiyorum.
hanımını bilmiyorum. Hanımın husu aslında. Ya da Hasan hanımını vuruyor. Ha, bu o, onun hanımın ismi TL'dir nedir? O husu aslında onu şöyle bilir. He, o Zaza Hüseyin. O Zaza Hüseyin'in de meselesini biliyor musun? Onu da. Zaza Hüseyin meselesi. O da silahını almış, çıkmış. Çıkmış he. Millete zarar vermiyorlardı yok, değil. Sadece askerlerle çarpışıyorlardı. He. Onu nereden öldürdüler? Onu bu Kıran'da, Kıran köyü var. Ha, askerler öldürdü yedi, değil. Yedi evi deliyor. Dediler bir bekçi vurmuş falan bilmiyorum. He. He. Hatta dedi yerde mehtasını bozmak istiyormuş, yüzbaşı görmüş, rezil etmiş o adamı. Demiş ulan diriyken siz gölgesinden geçemiyordunuz. He. Şimdi de ölmüş ne ki? E meselesini i̇şte bir anlat, karşı, o nasıl? Karısı demiş beni bu. He. O meseleyi bir anlat sana zahmet. Karıyı kaçırıyor, getiriyor bu gözük tarafından. He. Orada asker etrafını alıyor. He. Karı da diyor, illahi beni vuracak, o katil tarafını aldır. He, askerin eline geçmeyeyim diye. He, tabii. He. Karıyı vuruyor. Kendisi de yedi evi deliyor, bu evden o eve ateş atıyorlar evlere. He. En nihayet dışarı çıkıyor işte dışarıda. Dediler bir bekçi sıkıyor. Hı. Hayatını kaybediyor. Hı. Zaten tamam oldu mu Hazreti Ezrail'i gelirse geri dönmez. Hı. Bu Kasım dediğin yüzbaşı mıydı? Asker miydi? Kom. Bu Kasım Haşahsaydı şikayet eden. Kasım da asker değildi, Bartoli'ydi. Bartoli'ydi. Beg'di he. Beg'di. Ben gördüm şeyde, gençte gördüm o Kasım Beg'i. Kasım'ı gördün? Gördüm. Okuduğun Kur'an-ı Hak için. Cehennem zebanesi nasılsa aynı öyleydi.